Merhaba dostlar. İnsanlar için güvenli olan bazı yiyecekler köpekler için zararlı olabilir. Köpekler insanlardan farklı bir metabolizmaya sahiptir ve onları insanların tükettiği gıdalarla beslemek sağlıkları açısından oldukça tehlikelidir ve hatta bazı durumlarda ölümcül olabilirler. Bu videomuzda köpekler için zehirli olduğu kanıtlanmış besinleri derledik. Şimdiden iyi seyirler. İlk olarak soğan ve sarımsak. Soğan, sarımsak bir köpeğin kırmızı kan hücrelerine zarar verebilir ve anemiye neden olabilir. Şiddetli vakalarda köpeğinize kan nakli gerektirebilir. Bu durumun temel sebebi soğanlar, Allium cinsine ait bir bitki grubunun üyesidir. Bu grubun diğer üyeleri arasında sarımsak, pırasa, soğancık yer almaktadır. Bir miktar tüketilmesi durumunda köpeklerde kırmızı kan hücre yıkımına neden olmaktadır. Tuz. Çok fazla tuz yemek köpeklerde tuz zehirlenmesi veya su yoksunluğu olarak bilinen bir duruma yol açabilir. Kusma, ishal, depresyon, titreme, ateş ve nöbetlere neden olabilir. Şiddetli vakalarda bile ölümcül olabilir. Bu nedenle köpeğinize tuzlu kraker, patlamış mısır veya cips gibi tuzlu yiyecekler vermek iyi olmayacaktır. Çikolata. Çikolata, köpeklerin metabolizması için çok zor olan uyarıcı kimyasallar teobromin ve kafeini içerir. Bir köpek çikolata yerse mide ağrısı, kusma, ishal ve dehidrasyona neden olabilir. Bu belirtiler ayrıca kalp krizi, iç kanama, kas titremeleri, nöbetler ve ölüm gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Yan etkilerin şiddeti köpeğin ne kadar büyük olduğuna, ne kadar ve ne tür çikolata tükettiğine de bağlıdır. Çikolata ne kadar koyu ve tatlı olursa köpeğiniz için o kadar zehirli olur. Alkol ve maya hamuru. Alkol, alkollü içecekler, parfümler, gargara, boya, vernik ve çeşitli temizlik ürünleri gibi çeşitli ürünlerde bulunur. Bazen alkol tüketimi insanlar için güvenli olsa da köpekler küçük miktarda bile buna tahammül edemez. Belirtiler genellikle tüketimden sonra 1 saat içinde gelişir ve yorgunluk, depresyon, kas koordinasyonu eksikliği, düşük vücut ısısı, kötü nefes alma, kusma ve ishali içerir. Bir köpek çok fazla alkol tüketirse akciğer yetmezliği, nöbetler, koma ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Bir köpeğin maya içeren çiğ hamur yemesi bile endişe vericidir. Maya hücreleri fermante olduklarında aslında bir köpeğin kan, alkol seviyesinin yükselmesine neden olan ve nihayetinde alkol zehirlenmesine ve ölümüne neden olabilecek alkol üretirler. Üzüm. Üzüm ve kuru üzüm köpekler için son derece zehirli olabilir. Tüketilmesi durumunda ölümcül olabilecek hızlı böbrek yetmezliğine neden olabilir. Araştırmacılar 180 rapor üzerinde yaptığı incelemeler neticesinde köpeklerin bir avuç kuru üzüm yedikten sonra hayatını kaybettiğini fark etmiştir. Zehirlenmelerin sebebinin çiğ üzüm ve kuru üzüm yemekten veya bunlara kurabiye, kek ve atıştırmalık hazır gıdalardan kaynaklanabileceğini belirtmek önemlidir. Çay ve kahve. Çay, kahve ve kakao gibi gıdalar içeriğinde bol miktarda kafein bulundurmaktadır. Kafein kalp hızını hızlandırabilir ve köpeklerde sinir sistemini uyarabilir. Kafein alan köpekler 2 ila 4 saat içinde huzursuzluk, aşırı kusma, mesane kontrolü eksikliği, ishal yaşayabilir. Köpekler için çok fazla kafein demek ölüme yol açabilecek anormal kalp ritmi ve akciğer yetmezliği demektir. Ksilitol. Ksilitol genellikle şeker, sakız, diş macunu ve pişmiş ürünleri tatlandırmak için kullanılabilen bir şeker alkoldür. İnsan tüketimi için güvenli kabul edilirken köpekler için ölümcül olabilir. Ksilitol içeren yiyecekler yemek bir köpeğin kan şekerinde ani ve önemli bir düşüşe neden olabilir. İlk belirtiler genellikle tüketildikten sonraki 30 dakika içinde ortaya çıkar ve kusma, halsizlik, depresyon, hareket zorluğu, koma ve nöbetler ve son olarak karaciğer hasarında ölüme yol açabilir. Avokado. Avokado, persin adı verilen bir toksin içerir, yani zehir. Persin insan tüketimi için mükemmel derecede güvenlidir, ancak köpekler için çok zehirli olabilir. Bu toksin avokado meyvesinin yapraklarında ve kabuğunda bulunur. Bir köpek bunları yerse akciğerlerinde ve göğsünde sıvı birikebilir. Bu onların nefes almasını zorlaştırabilir. Bu da oksijen yoksunluğuna ve hatta ölüme yol açabilir. Sıvı ayrıca kalp, pankreas ve karında da birikebilir ve bu da diğer ölümcül komplikasyonlara yol açabilir. Süt ve süt ürünleri. İnsanlar gibi köpekler de zamanla laktoza karşı toleranssız hale gelebilir. Süt ve süt ürünleri tüketmek köpeklerinde kusmaya, ishale ve diğer sindirim sorunlarına yol açabilir. Elma, kayısı, kiraz, şeftali ve erik, tohumları veya çukurları zehirli siyanür içerir. Onları yemek sindirim sorunları da dahil olmak üzere oldukça ciddi yan etkilere yol açabilir.
Umarım yararlı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkürler.